Merhaba sevgili gençler. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlılar, Moğol kavramındaydık. 18. dersimizdeyiz. Moğol hacim ilişkisi. Avogadro hipotezi. Aynı koşullarda, yani basınç ve sıcaklığın sabit olduğu koşullarda tüm gazların eşit hacimleri eşit sayıda tanecik içerir. Yani mol ile hacim doğru orantılı olarak değerlendirilir. Normal şartlar ya da normal koşullara geldik arkadaşlarım. Sıcaklığın 0 santigrat derece, basıncın 1 atm olduğu koşullardır. Bu koşullarda bütün ideal gazların 1 molü 22.4 litre hacim kaplar. Normal koşullarda hacmi bilinen ideal gazların mol sayıları ne dedik? Normal koşullarda hacmi bilinen ideal gazların mol sayıları doğru orantılı kullanılarak ya da bu yöntemle türetilen formül ile molümüz ne yapılır? Hesaplanır. Arkadaşlar, normal koşullarda 1 mol ideal gazın hacmi 22.4 litre ise, işte kaç mol verilmişse hacmi kaç litredir şeklinde ne yapılır? Verilen hacim bölü 22.4 litre bağıntısı türetilir. O zaman bize normal koşullarda hacim verilmişse mol bağıntısı, mol sayısı eşittir verilen hacim bölü 22.4 formülüyle ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Arkadaşlarım, gelelim ikinci konuyu pekiştirmek için örnek sorularımıza. İkinci sayfamızdayız. Örnek sorumuz: normal koşullarda bilinen ideal gazın mol sayısı verilen hacim bölü 22.4 formülüyle hesaplanırken neden bir benzer bir formül katı ve sıvılar için yazılamıyor? Arkadaşlarım, biz bunu gazlar, ideal gazlar için hesaplayabiliyoruz. Çünkü ideal gazların genleşme, sıcaklıkla genleşme katsayıları birbirine çok yakın. Bu yüzden eşit molleri, eşit miktarda sıcaklık aldıkları zaman hacimlerindeki değişim aynı miktarda olacağı için biz bu bağıntıyı kullanabiliyoruz. Ama katı ve sıvıların genleşme katsayıları farklı olduğundan aldıkları sıcaklıklar ile farklı miktarlarda, farklı hacimlerde değişime uğrayacaklarından dolayı onlar için böyle bir bağıntı yazamıyoruz. O zaman gelelim arkadaşlar başka bir sorumuza. Örnek dedik, normal koşullarda hacmi 67.2 litre olan C3H4 gazı ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, molümüz neydi? Verilen hacim. Hacmi kaç verdik? 67.2 litre. Peki normal koşullarda 1 molümüz kaç litreydi? 22.4 litre idi. O zaman 67,2 litre bölü 22.4 litre bölü molden ne çıkacaktır? 3 mol C3H4 gazı olur. O zaman 3 moldur ifadesi doğru. Arkadaşlarım, M bölü MA mol kütle ilişkisiydi. Kütleyi çektiğimiz zaman mol çarpı mol kütlesiydi. O zaman biz mol kütlesini hesaplayacak olursak molü 3 mol çarpı C3H4'ün MA'sını hesaplayalım. 3 karbon 4 hidrojen, karbon 12 hidrojen 1. O zaman ne olacak? 3 çarpı 12 artı 4 çarpı 1'den 40 gram bölü mol olur. O da 40 çarptığımız zaman ne oldu? 120 gram oldu ki ikinci ifadem de doğru olur. Arkadaşlar, C3H4'te 3 karbon 4 hidrojen, toplamda 7 atomumuz var. 7 çarpı 3'ten 21. İfademiz ne? Mol. 21 mol atom içerir. Molü taneye çevirdiğimiz zaman ne olacaktır? 21 Na tane atom içerir. Bu yüzden üçüncü ifadem yanlış oldu. Doğrularımız 1 ve 2 olur sevgili canlar. Sevgili canlar, geldik başka bir sorumuza. 36 gram H2O ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakınız, gram ne birimiydi? Kütle birimi. M'imiz kaç gram? 36 gram. H2O'nun MA'sını hesaplayacak olursak 2 hidrojen 1 oksijen.
Hidrojenin atom ağırlığı 1, 2 çarpı 1. Oksijenin de 16 idi. Çarptığımız zaman 18 gram bölü mol eder. O zaman MA'mızı da bulduk. 18 gram bölü mol. Mol bağıntımız neydi arkadaşlar? Kütle mol ilişkisinden M bölü MA. Değerleri yerine yazalım. 36 gram bölü 18 gram bölü mol'den ne çıkacaktır? 2 mol H2O çıkar. Molü taneye dönüştürdüğümüz zaman arkadaşlarım ne diyeceğiz? 2Na tane H2O bileşiği ya da molekülü. O zaman birinci ifadem doğrudur. Arkadaşlarım 2 mol H2O demişiz. H2O'da 2 hidrojen 1 oksijen kaç atom? 3. Baştaki katsayıyla çarptık. 3 çarpı 2'den ne oldu? 6 mol artık neye dönüştü atoma? 6 mol atom içerir ifadesi doğrudur. Normal koşullarda 44.8 litre hacim kaplar. Arkadaşlar normal koşullarda ne diyoruz? 1 mol ideal gaz 22.4 litre hacim kaplar. Ve diyoruz ki ideal gazlar için normal koşullarda verilen hacim bölü 22.4 litre bağıntısını kullanıyoruz. Normal koşulların sıcaklığı 0 santigrat derecedir. 0 santigrat derecede H2O'nun fiziksel hali ne olabilir arkadaşlarım? Buz olabilir, 0 santigrat derecede buz katı olabilir ya da 0 santigrat derecede su olabilir, sıvı olabilir ya da ikisinin karışımı olabilir. Yani 0 santigrat derecede H2O'nun fiziksel hali katı ve sıvı olabilir. Ama gaz değildir. Gaz olmadığı için değildir. Bu yüzden normal koşullarda N verilen hacim bölü 22.4 litre bağıntısı arkadaşlar H2O için kullanılamaz. Bunu kim için kullanıyoruz arkadaşlarım? İdeal gazlar için. O zaman ne oldu? Üçüncü ifadem yanlış oldu. Doğrularımız nedir arkadaşlarım? 1 ve 2 idi. Geldik arkadaşlarım oda koşullarına. Oda ya da standart koşullar. Arkadaşlar önümüze çokça gelir standart koşullar. Standart koşullar önümüze geldiği zaman nedir bu? Oda koşullarıdır. Arkadaşlar oda koşullarında sıcaklığımız kaç santigrat derecedir? 25 santigrat derecedir. Basıncımız 1 atm'dir. Bu koşullarda bütün ideal gazların 1 molü 24.5 litre hacim kaplar. Oda koşullarında hacmi bilinen ideal gazların mol sayıları doğru orantılı orantı kullanarak ya da bu yöntemden türettiğimiz formülle hesaplanır. 1 mol ideal gaz oda koşullarında 22.4 litre hacim kaplarsa işte ne kadar mol hacim, ne kadar mol ideal gaz, ne kadar hacim kaplar. Buradan verilen hacim bölü 24.5 bağıntısından biz ne yapabiliriz? Molü bulabiliriz. Arkadaşlar oda koşullarında hacmi bilinen ideal gazın mol sayısı ne dedik? Verilen hacim bölü 22.4 litre bağıntısını kullanarak bulabiliriz. Gelelim konuyu pekiştirmek için bazı örnek soruları çözmeye. Oda koşullarında 49 litre hacim kaplayan, bakın ne dedik? Fiziksel hal gaz olmalı. Fiziksel hal gaz değilse biz bu bağıntıları kullanamayız. O zaman oda koşullarında mol sayımız verilen hacim 49 litre. Arkadaşlar oda koşullarında kaç litreydi 1 mol? 24.5 litre bölü mol'den buradan ne çıkacaktır arkadaşlarım? 2 mol SO3 gazı oluşur. Molü taneye çevirdiğimiz zaman arkadaşlarım ne olacaktır? 2Na tane SO3 molekülü olur. Bakınız 2 moleküldür ifadesi yanlıştır. 2 değil, 2Na tane moleküldür. Arkadaşlarım 2 mol SO3 gazının
Şimdi biz nesini kütlesini hesaplayalım. Kütleyi hesaplarken ne yapıyorduk? Mol çarpı mol kütlesi. SO3'ün MA'sını hesaplarken 1S3O. Hemen yerine koyalım. 32 artı 3 çarpı 16'dan ne yapar? 80. Burada bağıntımızı yerine yazacak olursak 2 çarpı 80'den kaç etti? 160 mol verilince kütle birimini ne alacağız? Gram. 160 gram olmalı ki. Üçüncü ifadem de yanlış oldu. Arkadaşlarım gelelim. 2 mol SO3 molekülünde S'nin sağ köşesinde herhangi bir sayı yok. Yani 1 çarptığımız zaman baştaki molle ne yapar? 2 mol S atomu içerir. S atomunun biz kütlesini hesaplayacak olursak molü 2, MA'sı 32, çarptığım zaman 64 gram. Gramı AKB'ye çevirecek olursak 64 çarpı NA AKB olur ki 3. ifadem doğru. Bu yüzden doğruları doğru yalnız 3 olur sevgili canlar. Sevgili arkadaşlarım geldik başka bir örnek sorumuza. 600 gram Al2S3 katısı ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Hemen MA'sını hesaplayalım. Arkadaşlar 2 tane Al, 3 tane S var. 2 çarpı Al'miz 27 artı 3 çarpı S'imiz 32 çarptık 150 gram bölü mol. Arkadaşlarım mol kütle ilişkisinde bağıntı yazdığımız zaman M bölü MA'yı buluruz. Buradan M'imiz 600 gram soruda verilmiş. MA'yı biz bulduk 150 gram bölü mol. Çektiğimiz zaman ne olur? 4 mol Al2S3 bileşiği yapar. Bu bir iyonik bileşik olduğu için mol yerine biz neyi kullanabiliriz? Formül gramı. O zaman 4 formül gram Al2S3 tür şeklindeki ifadem doğru olur. O zaman birinci ifademiz doğrudur. Arkadaşlarım gelelim tekrardan yazıyorum. 4 mol Al2S3 bileşiğinde S'i daire içerisine aldım. Sağ alt köşesi 3. Baştaki kat sayıyla çarptığım zaman ne yapar? 12 mol S-2 iyonu yapar ki sulu çözeltisinde. Bu da aynı zamanda 12 iyon gram S-2 iyonuna eşittir ki ikinci ifadem de doğru olur. Ne demiş? Tamam iyonlaştığında 12 iyon gram S-2 iyon içerir. Oda koşullarında 98 litre hacim kaplar. Arkadaşlar biz ne demiştik? Demiştik ki N eşittir. Verilen hacim bölü 24.5 litre kim için geçerli? İdeal gazlar için geçerli. Çünkü gazların genleşme katsayıları eşit olduğu için sıcaklıkla genleşme miktarları ona göre değişecek ama katı ve sıvıların genleşme katsayıları farklı olduğundan dolayı bunlar için böyle bir bağıntı yazamayız. Ne diyoruz? Diyoruz ki Al2S3 katı olduğu için bu bağıntı onun için kullanılamaz. Onun için ne diyoruz? Kullanılamaz. O zaman arkadaşlar normal koşullar ve oda koşullarında verdiğimiz bağıntıları sadece kim için kullanacağız? Gazlar için kullanacağız. Arkadaşlarım geldik başka bir örnek sorumuza. Oda koşullarında 98 litre hacim kaplayan CH4 bakınız ifade önemli gaz. O zaman bağıntımızı biz bura için kullanırız. Bundan dolayı ne diyoruz? Verilen hacim 98 oda koşulları olunca 24.5'e böldüğümüz zaman ne çıkacaktır arkadaşlarım? 4 mol CH4 gazı oluşur. Arkadaşlar bu ametallerden oluşan bir bileşik olduğu için yerine molekülü kullanabiliriz. 4 molekül gram ne demekti arkadaşlarım? 4 mol CH4 molekülüydü. O zaman birinci ifadem doğrudur. Arkadaşlar mol kütle ilişkisinden biz kütleyi çektiğimiz zaman mol çarpı mol kütlesiydi. O zaman molümüz 4 mol.
EMA'sını hesapladığımız zaman CH4'ün 1 karbon 12, 4 de hidrojen 4 çarpı 1'den 16 eder ki çarptığımız zaman 64 gram olur. O zaman ikinci ifadem de doğru. Odak koşullarından normal koşullara getirilirse hacmi 8.4 litre küçülür. Arkadaşlar hemen değerlendirelim. 1 mol gaz oda koşullarında kaç litre hacim kaplar? Oda koşullarında 24.5 litre hacim kaplar. Peki 1 mol gaz normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? 22.4 litre hacim kaplar. O zaman arkadaşlar 1 mol gaz oda koşullarından normal koşullara getirilince aradaki fark 2.1 litre hacmi ne olur? Küçülür. Bizim kaç mol gazımız var? 4 mol gaz. 4 mol gazda bu küçülme ne olacaktır? 8.4 litre küçülme olur. O zaman 3. ifadem de doğru olur ki doğrularım 1, 2 ve 3 olur sevgili canlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.